Hoş geldin. Hoş bulduk. Zaracığım, teşekkürler. Gel. Ahmet abiyle Cengiz abinin yanına mı alalım? Nasıl alalım? Sen bilirsin. Nasıl istersin? En beyaz köşeyi alıyorum. Oh. Gel. Ahmet abi, Cengiz abi lütfen ya. Lütfen. Gel ya Cengiz abi. Gel ya, gel rahat ya. Ha sen kardeşine rahatla değil, kendi rahatlığını çağırdın. Ahmet abi ne hissediyorsun ya? Neler yapmışsın, neler yazmışsın ya? Vallahi harika. Bu şarkının bestesi sevgili Coşkun Sabah'a ait. Coşkun Sabah'a. Bu arada bu şarkıları yazarken, çizerken mutlaka yaşarmış hikayeler söz konusu ama okunduğu zaman bir kaderi çizeceğini bilmiyordum. Çok enteresan. İzin verirse, izin verirse Zara söylemek evet, istiyorum. Evet, senin yüzünden. Ya ben bu parçayı okurken beyaz, mutluydum, her şey yolundaydı. Parça çıktıktan sonra. Bak, bak. Dedim ki bu kadar yaşanarak olur yani bu parça. Abi nasıl girdiniz konuya ya? Enteresan. Allah içim kabardı. Abi burada iki ama tane evlenmiş, evlenecek insan var burada. Ama ayrılık da yani sevdaya işte, dahil derler ya. İşte ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım derken boşuna söylemiyorum. Kaybedenlerin şairiyim ben. Kusura yalnız yani. Aşk acısı çekince de gerçekten bunlar ne güzel geliyor ya. İlaç gibi vallahi. Ya bu şarkılar hepsi bir gönül yastığıdır. Her an insanların atmosferine göre değişiyor. Dolayısıyla her insan kendi şarkısını mutlaka buluyor. Gün geliyor bütün sevenleri terk etse bile bir şarkı omuzlarına konar, onu teselli eder. Dolayısıyla bu şarkıları sahibini arayan mektuplar gibidir. Mutlaka bir, her şarkının bir sahibi var. Bir yerine gider. Mutlaka bir yerine gider diye düşünüyorum. Onun için yazarken tabii ki yalnız ayrılıkları yazmıyoruz. Ama ayrılık deyip geçmemek lazım. Ayrılık olmadan aşkın gerçeğini öğrenemezsiniz. Yani ayrılığın gerçek bir aşk terazisi olduğuna inanıyorum. Abi bu gece ayrılığı o kadar güzel anlattın ki ekran başındaki herkes ayrılacak. Yok. Bu gece Türkiye'nin %50'si ayrılık. Yani bir şey ayrılınca daha mutlu oluyoruz canım falan diye. Abi bir şey soracağım. Yani insan acı çekmesi için ayrılması mı gerekir yoksa hayır, aşk zaten acı değil mi? Hayır. Yani sevmek, aşkın gerçeği acı duymak gerekir. Hemen söyleyeyim bence tabii kanımca. Aşkın ne kadar yani ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar özlediğinizi bilmeniz için araya mutlaka mesafe girmesi lazım. İnsan için kendine bunu anlatamaz mı? Her gün ne güzel şeyler yapıyor bana. Cengiz abi ayrılıyorsun herhalde. Yavaş yavaş. Dur. Aşk gözlerle başlar. Dudaklarla beslenir. 9 ay sonra baba diye seslenir. Ben... Mükemmel bir şiirle programımızı müthiş bir yere geldik. Aşk gözlerde başlar, gönülde hislenir, dudakta ateşlenir, karında beslenir ve anne diye seslenir. Aa, doğrusu. Ne güzel ya. Ben özür dilerim. Baba, anne. Aşk. Aşk kulise kafede başlar, metroda süslenir, devam edemeyeceğim. Basta biter. Devamında anne diye seslenir diye. Arayı geçiyorum yani. Şey ah ya. Hay Allah'ım. Diyor abi. Diyor. Hayır. İşin ustası orada sen. Ben anlamam. Sonsuz Aşk filmini siz yaptınız. Aa, dur, sonsuza şey kadar seyredeceğiz. Filmin peki, tanıtımı. Hayır. Sonsuz Aşk'ta... Bakalım bu sonsuzluğun içinde sayıları, bu iki değerli müşteri, ne müşterisi? İki değerli dostumuz, bakalım sayılar. 5'e kadar gidin yeter güzel. Gidelim bir bakalım ya. Hadi bakalım. Nasıl ha, 1, 2, 3 diye gidiyoruz. 1, birden gördüm seni karşımda. Allah senin cezanı ver. Allah cezanı ver. O anda aklına oradan gel yani. Oradan başlayalım baba. Birden gördüm seni karşımda. Oh. İki yüzlülük. Hay Allah. Peki iki. 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 İki gözümle sevdim seni. Vallahi. İnanır mısın? İki gözümle İnanır sevdim mısın? Seni. Evet. En sonu sana kaldı. Üç. Hadi bakalım. Üçtür. Ama konuyu devam ettirmen lazım. Konuyu devam ettireceğiz. Ne demiştin sen? Birden çok gördüm şey seni karşımda. Ne İki gözümle sevdim seni. Üç parmağımı değdirdim. Madem öyle ben de sayalım arkadaş. 4 gözle bekliyorum o günden beri. 5.
Ah ne güzel. Ah evet böyle diyorlarla. Ahmet abi güzel miymiş ya? Beş kardeş gülüyor birazdan ama hikayemizde asla alakası yok yani. Eşi birlik taksın kaynanamın biri. Aa bak olabilir. Bak oldu. Oldu oldu. Harika. Beş, beş. İşte bu. Dedi altı. Ya. Devam ediyor muyuz? Senin hoşuna gitti altı. Bu. Evet. Bu tabii düşünüyor o sırada. Ben tabii de devamını. Efendim abi? Bu kadar şahit arasında kalamaz. Ben gidiyorum. Abi, kadar... valla aldık mesleği senin elinden tamam. Yani. Ama ben, harikaydı. Ben artık ağzına gidebilirim. Sağ ol. Kim milyoner olmak ister nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Biraz da heyecanlı başladım. Benim için iyi. İlkti. Daha önce hiç bir sunuculuk deneyimim olmamıştı. Tabii böyle bir bağ kuruyorsun, duygusal bağ kuruyorsun. Onları biraz atlatmak zor oldu ilk başlarda. Yani hiç o an kızmamak... Abi yarışma programı sunmak çok zor. Mimikler, bilmem neler, ele vermemen lazım. Yani, o yüzden zaten soruyu ben de o anda görüyorum. Seyirciyle beraber görüyorum. Ki tiyo vermeyeyim böyle falan diye. Sen kaça kadar, içinden kaça kadar çıkabildin? Ben bir kere yarıştım. Dedim yani empati kurabilmek için yarışmacılarla yarışmak istiyorum. 30 binde kaldım. 30 binde. 60 binci soruyu açtım ama aceleden yanlış cevap. Ama yok senin demek ki birden anladım seni 30 bine çıkman da başarı hiç sıkıntı yok ya. Yani. Şaka söylüyorum şaka söylüyorum. Cengiz abi izliyor musun Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma programı faizde. Kesinlikle izliyorum tabii. Katılalım mı? Biz birinci soruda kol kola. Abi o ilk sorular kolay bilemezsen çok kötü. Evet. Ya ne ne profesörler birinci soruda gitti ya. Şey şansı var mı? Mesela katıldık, bilemedik ilk soruda. Rica edebiliyor muyuz yayınlamayın diye? oldu öyle. Abi çünkü insanlık hali ayıp. Öyle oldu şey... yayınlanmadı. Çünkü sana bir reyting yapacağım. Ben koca gün gezeceğim dışarıda yani. Herkes beni görecek. Öyle oldu. İkinci soruda elendi ve çok üzüleceğini söyledi bu yayınlanırsa. Kendisi hastaymış da. Ha eyvallah. Öyle inisiyatifler var yani kullanabiliyorsunuz yani. Birkaç kez oldu öyle evet. Umarım sen de çok başarılı olursun sağ ol, bu sağ işte. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında şöyle bir şey yapacaktım. Konukları aslında ara ara alacaktık. Arada sohbet yapacaktık ama hepsi birbirinden kıymetli ve ben bekletmek istemiyorum hiçbirini. Burada biraz sıkışabiliriz artık. Olacak o kadar. Ama hepsini buraya alkışlarla davet edeyim. Serkan Kaya, Tan Taşçı, İntizar Koray Avcı geliyor. Anladığım kadarıyla hem yolculuk var hem bir sürü iş var. Evet. Onun için de belli bir saatte artık. Onlar bizden ayrılmak zorundalar. Oturalım. Evet. Serkan'ın kucağına geliyorum. Şimdi şöyle efendim. Tabii artık çok değerli sanatçılarımıza yerimizi bırakıyoruz. Filmimiz 24 Mart'ta Vizyon'da. Yönetmenimiz Ahmet Katıksız ve yapım şirketimiz TAFA çok 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 teşekkür ediyoruz. Böyle bir senaryoda ya TAFA ben için... de çok çok teşekkür ediyorum. Çok inceler, çok hassaslar, harika adamlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz her şey için. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir film yapmışızdır. Beyazıt beğendi. Evet, samimisin, gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ne mutlu bize o zaman. Umarım hem Türk sineması adına hem de kendimiz adına güzel bir şey başarırız. Sağ olun, teşekkür ederim. Sadece... Oraya değil, bütün ekibe, bütün emekçilere de büyük bir alkış gönderelim. Sen ne söylemek istersin? Herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir film. Bizim çok çok keyifle çalıştığımız bir film. Umarım herkes de öyle hisseder. Buradan tüm set ekibine, emeği geçen herkese, başta yapım şirketi olmak üzere, yönetmenden, hani bütün teknik ekibimize kadar herkese tekrar teşekkür etmiş biz olalım. Biz teşekkür ederiz bugün buraya geldiğiniz için. Ayrıca çok 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 teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkış, ediyoruz. Sonsuz Aşk filmi ekibine. Sağ olun, sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.